İyi günler arkadaşlar her zaman olduğu gibi bugün de sizlerle beraber Unity Asset Store içerisinde ücretsiz paketimizle birlikteyiz. Bu paket hem Built-in hem URP hem de HDRP için yani 3 tane render pipeline içinde geçerli. Kendisi en başta bir yarış pisti gibi oluşturulmuş bir alan ama aynı zamanda aslında bir landscape, bir kıyı landscape içinde de 400'den fazla prop var. Bu proplar da aslında örneğin burada bir deniz feneri var, burada bir bina var. Ağaçlar var. Burada variller var. Daha da ileri giderseniz. Level'ı ben High e, Half Life 2 level'larına çok benzettim bu arada. Çok hoş. Bakın şurada direkt hani bir FPS oyun. Bir Counter Strike'a da çok benziyor. Biraz Source oyun motorunun asetlerine çok benziyor. Gördüğünüz gibi hani araba yarışı için kullanmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda araba yarışı için de dizayn edildiği için onu da kullanabilirsiniz. Pist olarak için ayrı ayrı. Tabii ki ne yapıyoruz? Önce Final diyoruz. Daha sonra satın alma yerine gidiyoruz ve size verdiğim sihirli kelimeyi girip ulaşacaksınız ücretsiz bir şekilde bu asete. Bazı arkadaşlar şey demiş. İşte yine ben burada adresim falan gizleyeceğim abi. Ben ulaşamadım. Ben şey yapamadım. İşte şu 80 e o no demeniz gerekiyor sadece arkadaşlar. Bu kadar. 80 e o no diyorsunuz. Office game kodunu girmeniz gerekiyor girdikten sonra tabi sonraki boşluğu da silin Apply deyin Apply dedikten sonra bu Normalde 50 dolarlık olan paket %50 indirimle 25'e düşmüştü biz de bunu sıfıra düşürüyoruz ve en üsttekini Tıklayıp Pay Now Deyip satın alıyorsunuz tabii bunu dedikten sonra aşağıda herhangi bir kredi kartı bilgisi falan sormuyor yani Zaten herhangi bir ücret ödemiyorsunuz İndirdikten sonra gönül rahatlığıyla istediğiniz projelerde kullanabilir istediğiniz şekilde yayınlayabilirsiniz. Eğer detaylı bir şekilde bakarsanız belki Unreal Engine içerisinde de eğer FPX dosyaları varsa çıkartıp kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi geldi. Opening Unity diyelim veya isterseniz bu kalıcı bu arada istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Package Manager ekleniyor zaten. Hani bundan 10 yıl sonra da kullanabilirsiniz. Bu sizin. Daha sonra indirmeniz gerekiyor. Boyutu birazcık fazla. Texture kalitesi gördüğünüz gibi çok yüksek. 4K seviyesinde 3.57 GB'lık bu aseti indirip, import edip geliyorum birazdan. Evet arkadaşlar. Şu anda projemizi yükledim. Öncelikle indirdim. Sonra import ettim. Biraz boyutu yüksek olduğu için, kaliteli olduğu için çok ufak problem. Problemle denmez de tabii ki. Yani 5-10 dakika, 15 dakika bekletebilir. Sonuçta ilk kez indiriyorsunuz ve import ediyorsunuz. Haritamıza şöyle uzaktan bakacak olursak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel pistler ve aynı zamanda alanlar içeren bir yapı. Temelde aslında bir yarış pisti gibi dizayn edilmiş ama first person oyunlar için de gayet uygun. Çünkü hani siz buradaki 400'den fazla prop var. Bunları alıp çok kolay bir şekilde oyun yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir detay var tabii ki. Ben HDRP açtım bilerek güzel gözüksün diye. Siz de URP veya HDRP kullanıyorsanız şu klasörün içindeki install'lara tıklayacaksınız. O zaman pembe materyalleri pembe yapan, asetleri pembe yapan bak giderilecek. Yine de 3-5 tane böyle kalırsa elinizde yapmayı da size öğreteyim. Buranın asetine basın arkadaşlar. İnin aşağı. Zaten burada şeyi görürsünüz. pembe olanı görürsünüz. Tamam mı? Buna basın. Select materyal deyin. Daha sonra bunu bulun materyalini. Edit'e gelip Rendering'in içinde material, Convert Selected Build Material to URP diyeyim. HDRP şu anda bu. Gördüğünüz gibi düzeldi. Eğer böyle hatalar varsa aynı şekilde düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Buralarda gördüğünüz gibi başka bir hata yok. Bir de bir yerde gördüm ben aynı şekilde. Asetleri incelemeden onu da göstermek istiyorum. Sonra abi sen işte bize göstermedin falan demeyin. Mesela şurada şöyle bir sıkıntı olmuş. Neden bilmiyorum. Mesela camların şeyleri bozuk materyalleri. Aslında materyali yok. Gri kalmış. Mesela burada ben geleyim. Windows'a geliyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Select materyal diyorum. Gördüğünüz gibi bunların base mapleri, maskleri ve normal mapleri yok. Yani bir texture'ları yok aslında. Buna basın arkadaşlar noktaya. Bunun ismi ne? Windows. Buraya zaten Windows yazarsanız bulursunuz diye düşünüyorum. Windows olarak yok. Class olarak var mı? Class olarak var. Şöyle glass'ı seçin. Aynen buymuş. Bakın bu glass. Glass mask. Glass normal. Bir de glass transparent var. Burada galiba normal glass seçerseniz opakken bu şekilde oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda normalini alayım. Dur. Normal. Yo bu maskiymiş. Mask. Aynı zamanda da normal. Normalde zaten şu. Bu sayede camları gördüğünüz gibi düzeltebilirsiniz bunu buradan opaktan translucent'a gelir getirirsiniz. Bunu da Class'ı şöyle yaparsanız iç gösteren hale gelir gördüğünüz gibi. Ama buradaki objelerin içi olmadığı için teknik olarak gördüğünüz gibi orada bir tasarruf etmek için sonuçta yarış oyunu olarak tasarlanmış. Bunu böyle kullanmayın bence. Opak olarak kullanın. Ve opağı da buradan tekrar bu arada sizle beraber yaptım bu kısmı. Hani Gördüğünüz gibi hani arayıp bulabilirsiniz. Aynı zamanda gelin şu çatıyı da düzeltelim. Şu metal 2 muhtemelen hatalı. Burada materyal düzelttiğimiz için level'da metal 2'yi kullanan her yer düzelecek. Gördüğünüz gibi base map'i yok. Metal 2 yazayım mesela. 02. Burada gördüğünüz gibi metaller var. Bakıyorum. Metal 2 kayıp galiba ile alakalı bir şey herhalde. Biz biri falan koyabiliriz. Problem olmayacaktır. Veya şu tarz bir şey mi kullanılmış? İsmi o yüzden mi böyle? Sanmıyorum. Böyle metal diyelim. Aa böyle, bu mu? Yok. Bunu kullanabiliriz. Burada da arkadaşlar Bunları falan da tercih edebilirsiniz. Hani bu size kalmış bir şey. Metal 3 var. Bu da olur. Buradaki fark arkadaşlar. Birinin 1K birinin 512'ye 512'lik olması. Burada hani oyunun görsel kalitesine göre. Daha sonra buradan metalin meskini seçelim. 0 birim meskini. Bu çok ufak gördüğünüz gibi ayarlıyor. Burada da önemli 512 seçmeniz. Normalde detayla alakalı bir şey. Burada da yine seçtim mesela. Gördüğünüz gibi uzaktan gayet kafi gözüküyor. Burada eğer o tarz bir sıkıntı yaratan bir şey varsa aynısını uygulayabilirsiniz. Mesela bunda problem yok. Şöyle bir gezerek olursak arkadaşlar şöyle yoldan yine komple açıp gördüğünüz gibi ağaçlar var. kabalalar var. Hani direkt bir yarış oyunu için aslında çok ideal. Aynı zamanda biraz düzenlemeyle basit korku oyunlarında aynı şekilde. Bu arada oldukça da optimize. Basit korku oyunlarında FPS oyunlarında bana çok Half-Life 2'nin birkaç mapini hatırlattı. Onun da böyle bir denize yakın cost bir mapi vardı. Gördüğünüz gibi kalitesi falan gayet güzel. LODLU da yani optimize. Böyle gezecek olursam burada da gördüğünüz gibi çok hoş konteynerlar, objeler dahil. Gördüğünüz gibi hani zaten birkaç tane objede böyle bozukluk var. İsterseniz mesela kendi projeleriniz için belki hepsini kullanmazsınız ama burada bir ton aset var mesela hazır. Bunları alıp kullanabilirsiniz. Şunu tabii söylemek gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunların içi boş. Hani bunun belki dış kalıbını alırsınız, arka plan binası olarak kullanabilirsiniz veya alıp içine de sonradan ekleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi hem ağaç, yol veya işte taş var, hem de böyle daha endüstriyel şeyler mi? mesela birkaç varil, kutu, gayet hoş şeyler var. Burada küçük bir tatlı gemi var. Yine istersen bunu alıp gemi oyunu bile yapabilirsin. Burada çok hoş bir fener var mesela. Çok kaliteli gözüküyor bu arada. HDR açtığım için özellikle tekstürleri çok kaliteli. Şurada yine hoş bir gas station var mesela. Burada camda içi gözüküyor mesela. Bunun içi boş. Arkası parkı falan var. Hani mesela bu mesela bunların a bunların içi modelli mesela çok ilginç. Klozet falan var. Yani mesela sırf burayı alıp buradan mini bir korku oyunu çıkartabilirsiniz arkadaşlar veya atıyorum bir FPS oyunu gibi. Daha sonra şöyle bakacak olursak tüneller var. Ve çok iyi ışıklandırılmış. Gördüğünüz gibi gayet hoş. Daha sonra bakacak olursak hem üst hem alt geçitler var. Bunu biraz hani kendiniz level'ı ayarlayıp dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu texture'ın içine gömülmüş. Ama siz kendi tasarımınızı yapabilirsiniz. Hani bunlar boyanmış aslında yapı olarak. Gördüğünüz gibi gayet hoş. Gayet güzel. Zaten hani ücretsiz bir paket. Bundan negatif bir durumunuz olmayacaktır. Şöyle bir play'e basayım. Ekstra galiba suda da çok hafif bir texture var. Şey efek efekt var. Ona bir bakmak istiyorum. Bir de aynı zamanda kaç FPS çalıştırıyor. Onu da bir gözlemleyebiliriz. Evet suda çok hafif bir efekt var. Araba yarışı oyun için tasarlandığı için aşırı kaliteli durmuyor. Zaten hani uzaktan bakacağınız için problem yaratmaz. 120-130 FPS'inde veriyor. Gayet güzel. Asetimiz bu şekilde arkadaşlar. Verdiğim kod ile Unity Asset Store'dan alıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Buradaki asetlerin parçaları da zaten FBX dosyaları olduğu için yine çıkartıp farklı oyun motorlarında da kullanabilirsiniz. Problem olacağını düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu buraya kadar izlemişseniz yorumlara İmparator yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendize dikkat edin efendim bay bay